Doğu Akdeniz'de yükselen ışık, ekonominin nabzını tutan, sektörleri bir potada paydaşlarıyla buluşturan Aydın Ekonomi Dergimiz. Sektörel, sanayiden turizme, tarımdan eğitime, her ay farklı bir sektörü okurları ile buluşturuyor. Sektörel. Biraz bilgi verir misin? Bunlar, bu balıklar aslan balıkları olarak geçiyorlar. Türkiye denizlerine Kızıldeniz'den geldiler. Besin zincirinde üstte çıktılar yani. Bu balıkları yemesini teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu balıklar zehirli türler. Ama zehirleri sadece yüzgeçlerinde var, yüzgeç ışınlarında var. Bunları kestikten sonra eti gayet lezzetli bir balık. Aynı çarpan balığı gibi. Kuyruk yüzgeci hariç bütün yüzgeçlerini kesmemiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde, elimize batmayacak bir şekilde. Aslında bizim burada vurgu yapmamız gereken konulardan biri de bu. Balıkçımız avlamıyor, halkımız tüketmiyor ama bunun tüketilebilir bir tür olduğunu göstermek amacıyla böyle bir organizasyon diyor. Avcılığını teşvik etmek ve en önemlisi ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla ve denizel ekosistemde bu türün baskısını azaltmak amacıyla Doğa ve Bilim Derneği olarak bu kampanyayla aslan balığın zehirli olan yüzgeçlerinin nasıl temizlendiğini balıkçı ve vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Aslan balığın da olumsuz algıyı da ortadan kaldırmak istedik. Çok örnek çalışırsan belki ortaya çıkar ama. Şile çok az çıkıyor. Politas. Nereden bir tarafta? Yani bir tarafta. Oradan şeyde balık var. Bundan da arkadaşlarımız balık çorbası yaptılar kalanlarından da. Aslan balığı çorbası size ikram edeceğim. Aslan balığı İskorpitgillerden geliyor. O yüzden tadı çok lezzetli. Çorbasını tavsiye ederim. Eti çok güzel olduğu için böyle tavuk balığı tadı kıvamında. Etli bir balık. O yüzden seveceğinizi düşünüyorum. Afiyet olsun. Şey yapalım mı? Onları buraya koyacağım. Ben onları koyarım hadi. İkisini ver. Koyalım da bakısın. Alıyor, geri alıyor. Hangilerini çözüyor? Hangileri buluşuyor? Bu balık bu sene görünmeye başladı yani. Geçen sene çok az vardı hani söylediğim sana ayda bir iki sefer rastlıyorduk ama bu sene bayağı sık rastlamaya başladık. Daha da çoğalacağını zannediyorum. Bunu burada gördük, bugün sizden gördük. Biz balıkçılar olarak bunun maddi değerinin olmadığını, zehirli bir balık olduğunu, yenmeyeceğini bildiğimiz için tekneye bile almıyorlardı. Direktmen denize. Şimdi gördük ki bu balık yeniyormuş. Bir maddi değeri olacağını zannediyorum. Ekonomiye kazandırılacak gibi görünüyor. Ben yedim. Tavsiye ediyorum ben. Lezzetli bir balık. Farklı, yağlı bir balık. Hoşuma da gitti balıkçı olarak. Beraber yiyelim. Bence tavsiye ediyorum bu balığı yiyin. Balıkçı arkadaşlarımız da buna dikkat ederek getirsinler. Bu zannedersem çırpanla iskorpit familyasından bir şey yani. Dikkatine dikkat edilirse bir sıkıntı olmaz. Bunun değeri çok yüksek. Bunu Amerika'da festivaller düzenleniyor. Bunun için aslan balığı festivalleri düzenleniyor. Meksika'da özel yemekleri var. Amerika'da bunu özel yemekler yapmaya başladılar. Yarışmalar düzenleniyor. En çok buranın $3,500 veriliyor. Özel aslan balığı festivalleri var Amerika'da. Düzenlenmeye başladı. Biz de bu farkındalığı oluşturmak için bu balığın aslında yenebilen lezzetli bir balığı oluşturmak için böyle bir Doğa ve Bilim Derneği olarak böyle bir kampanya düzenledik. Bunu ülke ekonomisine, bu balığı ülke ekonomisine balıkçılığa kazandırmak, evet,
Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için Doğa ve Bilim Derneği olarak bu kampanyayı Bangal'da Aslan kampanyasını düzenledik ve balıkçılardan da gördüğümüz gibi bayağı lezzetli bir balığın olduğunu ben, onlardan da gördüm. Ben size teşekkür ediyorum hocam. Balıkçı bunu temizleyip vatandaşa verecektir. Yani yüzgeçlerini balıkçı kesse, tezgahta yüzgeçlerini kesip tezgaha koysa yeterli.